Bizim bir tanıdığımız ameliyat olmuştu ama ameliyattan sonra işte şunları yaşadı, bunları yaşadı. Ben de ona sorduğumda o bana işte varsayalım tüp mide ya da varsayalım gastrik bypass ameliyatı olduğunu söyledi. Yani ben de o ameliyatı olmak istemiyorum diye birçok insan bana bunu anlatıyor. Doğal olarak insanlar ameliyatları Başka tanıdıklarının deneyimi üzerinden değerlendirme eğilimindeler. Peki yani bu gerçekten de doğru mu? Mesela sizin kuzeninizin e, gastrik bypass olmuş olması, <laughs> onun deneyimlerinin benzerlerini yaşayacağınız anlamına mı geliyor? E, bunu birazcık açmak gerekiyor. Yani çünkü artık obezite ameliyatları birçok merkezde yapılıyor birçok yerde ameliyatlar yapılıyor ve eskisi gibi de değil. Ameliyat olmak için buraya başvuran insanların, araştırma yapan sizin gibi insanların birçoğunun etrafında işte orada burada başka yerlerde ameliyat olmuş kişiler oluyor. Bunların bir kısmı mutlu oluyor, bir kısmı mutsuz oluyor hayattaki gibi. Normal hayatta da her insan yaşadığı her deneyimde mutlu değil. Herkes mutsuz da değil. İşte farklı yorumlar oluyor. Farklı geri bildirimler oluyor. Ve tabii ki sizler de ameliyat kararı verecekken en doğal şekilde yakınınızda elle tutulur yaşanmış bilgiye güvenmek istiyorsunuz. Ancak bu ne kadar doğru? Yani burada şunu bir açmamız gerekiyor. Ya bir yerde tüp mide ameliyatı olmuş başka birinin bir tanıdığınız ya da tanımadığınız birinin deneyimi tam olarak sizin üzerinizde genellenebilir mi? Siz onun yaşayacaklarına benzer şeyler mi yaşayacaksınız? Onun önerileri sizin için ne kadar önemlidir? Ya da onun süreci sizi ne kadar yansıtacak? Burada şöyle bir farklılık var. Şimdi ameliyatlar dediğimiz şeyler, ameliyatları tarif edilmesi için isimleri var. İşte işte tüp mide var, sık yapılan ameliyatlardan bahsedelim. Mini gastrik bypass var, roux en gastrik bypass var ve böyle daha nadir yapılan çok sayıda böyle çeşitli ameliyatlar var. Şimdi bu ameliyatların hepsinin ana hatlarını tarifleyebilmek için isimleri var. Yani bir tüp mide ameliyatı dendiği zaman tüp mide ameliyatı sizin kafanızdaki birçok şey gibi e, standartize bir durumu ifade etmiyor. Yani mesela işte burada bir mouse var. Bu mouse e, aynı marka, aynı model herhangi bir yerde aldığınız zaman aynı özellikleri sergiliyor. Çünkü bir fabrikada fabrikasyon olarak üretildi. E, tüm böyle milimetrik tüm yapılarına kadar her şeyle aynı. Yani siz bu mouseu almak istediğiniz takdirde. Bununla ilgili bir değerlendirme okursanız, dinlerseniz ve değerlendiren kişi de objektif davranıp iyisiyle de kötüsüyle de her şeyi size anlatabiliyor ise siz o bilgiye dayanarak o mouse'u alıp almamaya karar verebilirsiniz. Çünkü standartize bir madde, bir e, nesne üzerinde yorum yapılıyor. Olay standart, o mouse dünyanın her yerinde aynı şeyi ifade ediyor. Ama misalen tüp mide ameliyatı olan bir yakınınızın yaşadığı bir şeyi tarif ederken bunun sonucunda hani tüp mide ameliyatında bu bu bu, bu olur. Ben bunu yaşamak istiyorum ya da istemiyorum diyorsanız ki orada şöyle bir ayrıntı giriyor işin içerisine. Tüp mide ameliyatı diye tarif ettiğiniz şey aslında her yerde aynı şey değil. Hatta ki biz e, yıllarca bilimsel toplantılarımızda tüp mide ameliyat tekniğinde işte e, ameliyatı nereden başlatalım, nereye kadar gidelim, ne yapılırsa, sonuçlar nasıl olur, içeri konulan kalibrasyon tüpünün minicik milimetreleri değişirse ne olur vesaire bunları tartıştık, hala da tartışıyoruz böyle çok milimetrik şeyler olmasına rağmen fark oluşturabilir mi diye bilimsel yayınlar yazılıyor, yazıyoruz. Ve bunlar hala tartışılıyor. Yani tüp mide işte tıbbi adıyla siliv gastrektomi dediğiniz ameliyat her cerrah tarafından standartize yapılan tüm noktaları, tüm basamakları böyle bir fabrikasyon üretim gibi tamamen aynı vasıfta tanımlanmış bir ameliyat değil. Yani burada iş şu tarafa geliyor Tüp mide ameliyatını Recep Akdemir bir şekilde yapıyor. BCRA başka bir şekilde yapıyor. CCRA farklı bir şekilde yapıyor. Şimdi burada tabii ki bizim işimiz de deneyim küçük farklılıklar her şeyi değiştiriyor. O sebeple iki tane tüp mide hastasından İki aynı konuyla ilgili yorumlarını ya da deneyimlerinin çok çok farklı olduğunu duyabilirsiniz. Ben buna dayanarak benim yanıma gelip işte e, ameliyat olmayı düşünen kişilerde konuşurken e, soruyorum yani ameliyat seçimiyle ilgili kafanızda herhangi bir bilgi var mı? Ya yani bir tanıdığınız olabilir, eş dost olabilir birinden duyduğunuz bir şeyler var mı? Evet derse diyorum ki yalnız o ameliyat benim yaptığım bir ameliyat ise bizim sizinle şu an yapacağımız ameliyatın sonuçları hakkında fikir verir. Çünkü benim ameliyat tekniğimle yapılan tüp midedir aslında o. A kişisinin ameliyat tekniğiyle yapılan tüp mide ile B kişisinin ameliyat tekniğiyle yapılan tüp mide aynı şeyi ifade etmiyor. O yüzden diyorum ki eğer benim bir hastamdan bu bilgiyi aldıysanız doğrudur. Yani kişiden kişi yine farklılıklar olmakla beraber daha fazla bu konuyu genelleyebilirsiniz kendi üzerinizde. Kişisel farklılıklar da çok ciddi ama sonuç olarak başka bir cerrah tarafından yapılan bir ameliyat ismi aynı olsa dahi diğer bir cerrahın ameliyatının sonuçlarını yansıtmıyor. İşte bu sebeple zaten bizim işimizde bu ameliyatlar binlerce kişi tarafından yapılıyor ama sonuçlar çok çok farklı. Ee, burada sonuçlar farklı, ameliyat sonrası dönemler farklı, ameliyat sonrası ilgi farklı hatta ki o cerrahtan aldığınız enerji, elektrik onunla olan iletişiminiz, Onunla kendinizi rahat hissediyor olup olmamanız bile sonuçları değiştiriyor. Yani bu kadar heterojen bir e, konudan bahsederken işte tüp mide olmuş tüp mide buymuş ya da gastrik bypass olmuş gastrik bypass buymuş dediğinizde fazlaca yüzeysel kalıyor. Ben bu konuşmayı yaparken hatta hastalığıma diyorum ki bakın diyorum e, cerrah olmanıza gerek yok bu bilgi için. Youtube'u açın. İşte sleeve gastrektomi tüp mide için ya da mini gastrik bypass için mini gastrik bypass yazın. Arama butonuna basın. Onlarca cerrahın yaptığı ameliyatlar çıkacak karşınıza. Ameliyatı açıp izleyin. Yani hani kimisi sevmez ama kimisi de çok seviyor. Bilmiyorum siz hangisiniz? Ameliyatı açıp izleyin diyorum. Ya yani, ameliyatı açıp izlediğinizde Mini gastric bypass adı altında yapılan her ameliyatın birbirinin aynısı olmadığını göreceksiniz. Ya ameliyattaki özen, farklı temizlik, farklı sonuçlar, farklı strateji farklı ve tabii buradaki en ufak küçük farklılıklar bile sizin bu ameliyatla beraber yıllar geçireceksiniz ya o yıllarınızı etkiliyor. Yani o sebeple işte bir gastrik bypass olmuş, o şöyleymiş. Ya da tüp mide olmuş, o böyleymiş. Aynı şeyi yansıtmıyor. Aynı cerrahın yaptığı ameliyat üzerinden o ameliyatı bir yere kadar işte yorumlayabilirsiniz. Bir yere kadar kendinize genelleyebilirsiniz. O noktadan sonra yine sizin kişisel özellikleriniz devreye girecek. Yine değişkenlikler olacak. Ancak dediğim gibi bizim ameliyatlarımız Standartize, bir fabrikadan çıkan nesne gibi ürün gibi değiller. Bu ameliyatlar da kişilerin çalışma cerrahi alışkanlıkları bile her şeyi çok değiştirebiliyor. Yani içeride nasıl çalıştığınız, dokulara zarar verip vermediğiniz, dokulara karşı nazik olup olmadığınız ve uyguladığınız stratejiler her şeyi değiştirebiliyor. Ya yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Mini gastrik bypass ameliyatını çok yapıyorum. Ve mini gastrik bypass ameliyatı birçok cerrah tarafından bilimsel yayınlarda da safra reflüsü yaptığı nedeniyle yaptığı bilinen, yaptığı için eleştirilen bir ameliyat. Ama yıllar içerisinde ameliyatla ilgili o safranın akışıyla ilgili Kendimce oluşturduğum birçok değişimin sonuçlar üzerindeki mükemmel etkilerini gördüm. Ve ben şu an kendi hastalığımda çok çok ama çok az safra refüsü görüyorum. Gördüklerimde pek problemli olmuyor açıkçası. Yani mesela bunu standartize edilemediği için bu noktada geliştirilmemiş bir ameliyattan ameliyatın sonucunda gördüğünüz, duyduğunuz bilgi şu an e, yıllar içerisinde son noktaya taşıdığım, işte değiştirdiğim, kendi stratejilerimi bulduğum ameliyattaki sonuçlarla çok farklı olacak. İşte bu sebeple şunu unutmayın ameliyatlar standart değiller. Bu ameliyatlar cerrahların felsefelerine ameliyata bakış tarzlarına, hastalarına bakış tarzlarına, sağduyularına göre bile çeşitli bir çeşitli spektrumda böyle başarı gösterebiliyorlar. O sebeple ameliyat eşittir standart bir şey değildir. Ameliyat olmak istediğiniz cerrahın kendi ameliyat ettiği hastaların sonuçlarını bir nebze kendinize genelleyebilirsiniz. Ameliyatları araştırırken bu gözle bakmanız lazım. Kendinize çok iyi bakın. Ben videolara devam ediyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız anında bunları göreceksiniz. İyi günler.